efendim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Merhabalar, teşekkürler, buyurun. Ben hocamıza bir şey danışmak istiyorum. Buyurun. Şimdi hocam, öncelikle merhabalar, hoş geldiniz diyorum size de. Buyurun, sağ olun. Benim 3 yaşında bir çocuğum var. Ve benim çocuğumun sürekli geniz etiyle ilgili problemi var. Sürekli boğazda şikayet, sürekli uykuda nefes almama gibi şikayetlerimiz var. Biz haftada bir kere mutlaka hastanedeyiz. Her haftada bir. Şimdi en son götürdüğümüz kullanırsanız doktor... daha da kronikleşir, ağırlaşır. Çünkü antibiyotik bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok ediyor, zararlı bakteri ve mantarları azdırıyor, bağışıklık sistemi çökertiyor. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da doktora gittiğiniz zaman artık doktorlar bitkisel gıda takviyesi veriyor. İlaç vermiyor. Çünkü antibiyotik bağırsaklardaki faydalı bakteri yok ederse, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalırsa, zararlı bakteri ve mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Kişide çocuk olsun, yetişkin olsun, alerjik hastalıklar ve cilt hastalıklarını tetikliyor. Bu nedenle çocuklara bu tür kimyasal ilaç vermek, onu bilerek veya bilmeyerek zehirlemek demektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde kimyasal ilaçlarından yılda 180 bin kişi ölüyor. İngiltere'de 35 bin kişi ölüyor. Almanya'da 30 bin kişi ölüyor. İstatistik bu, veri bu. Türkiye'de muhtemelen istatistik veri yok ama çok ilaç kullandığı için muhtemelen 50 bin kişi ölüyor. Tahmini. Şimdi sayın hocam, sözünüzü kesiyorum. Alo. Buyurun, dinliyorum. Şimdi hocam, benim çocuğumun boğazındaki şikayeti dışında kulaklarında iltihap toplanması var, sıvı var. Ve şimdi en son bakan hocamız bize antibiyotik verdi. Bu antibiyotik bitimi süresinin sonunda çocuğun ameliyat olacağını söyledi kulaklarından. Aynen, bakın şimdi ıtır bu forte. Bu ne kadar zararlıdır? Bu 3 yaşındaki çocuğu... Itır forte. Bunun dinliyorum, içerisinden sana. Bir kapsül açıyorsunuz, çocuk küçük olduğu için, bebek olduğu için ne yapıyorsunuz? Bundan bir kapsül açıyorsunuz, biraz balla karıştırarak sabah, öğle, akşam birer çay kaşığı veriyorsunuz. Bir, iki, bağışıklık sistemini güçlendirmek için iksir ve aloe vera jel. Günde 3-4 defa bir çay kaşığı veriyorsunuz. Vücudu temizler, arıtır. Orta kulaktaki oluşan iltihaplar yavaş yavaş orta kulaktan boğaza açılan östeki borusu belli bir noktada koni gibi daralır. Daralan noktada iltihap sertleşmişse kemik gibi olur. Boğaza akıntıyı önler. Boğaza akıntı önlenirse ne olur? Sertleşen iltihap kemik gibi siniri, salyangozun içerisindeki siniri sıkıştırır. Bu da ağrı yapar, acı yapar, sızı yapar vesaire. Şimdi şöyle bir yağ var. Çay ağacı yağ. Çay ağacı yağından bir damla kulağın arkasına ve içine az bir şey sürdüğünüz zaman östeki borusundaki buradan içeri boğazı açılan kanalı açar, iltihabı. Kemik gibi sertleşen iltihabı eritir. İltihap aktığı zaman boğaza, orta kulak iltihaplanması diye bir problem ortadan kalkar. Benim küçük oğlumda da böyle bir problem vardı yıllar önce. 7 çocuk doktoruna götürdüm, hiçbirisi anlamadı, çözemedi problemi. En sonunda yaşlı bir bayan dedi ki, östeki borusu belli bir noktada daralıyor. Koni gibi buradaki iltihap sertleşiyor. Bundan dolayı kaynaklanıyor. İşte şunu kullandığınız zaman böyle böyle olur. Denedik, gördük ve rahatsızlıktan kurtulduk. Hürmetler, saygılar. Savaş Bey, çok geçmiş olsun diliyoruz efendim. Bizleri izlemeye devam edin. Daha sonra tekrar değineceğiz hocam o konulara. Evet bugün... Faranjit. Maalesef çok çok yaygın. Söylediğim gibi öğretmen, imam... Ses sanatkarları, hacılar, hocalar, çok konuşan siyasetçiler ne oluyor? Ses telleri ve boğazlarında zamanla problem ortaya çıkıyor. Basit viral enfeksiyonlar tedavi edilmediğinde faranjite, basit bir enfeksiyona bakteriler de karışıyor. Zamanla bağırsaktaki mantarlar da faranjite karışırsa ne olur? Kronik faranjit dediğimiz... Tedavisi imkansız bir rahatsızlık ortaya çıkıyor. Kronik faranjit. Antibiyotik kullandıkça kronik faranjit ağırlaşır. Ne kadar çok antibiyotik kullanırsa kişi rahatsızlığı o kadar kronikleşir, ağırlaşır. Bu nedenle faranjitte asla antibiyotik veya benzeri bir ilaç kullanmamak gerekir. Kullanırsa ne olur? Kişinin hayatı kayar. İlaç kullandıkça faranjitte
problem katlanarak artar. Buna karşı her türlü faranjite karşı ıtır forte. Faranjit tedavi edilmezse bademcik, yani tonzilit, bademcik iltihaplanmasına sebep olur. Bademcik iltihaplanması tedavi edilmezse ne olur? Kandaki iltihap kalbe zarar verir. Kandaki iltihap böbreklere zarar verir. Kronik böbrek yetmezliğini tetikler. Ve romatizmayı tetikler. Bademcik iltihap problemi ortaya çıkar. Bademcik rahatsızlığına karşı da ada çayı forte. Hocam.